Yani rakiplerimizin organizasyon, yani saha dışı organizasyonları ve kulüp yapılanmaları konusunda bana göre bizden biraz daha önde gözüküyorlar. Ama bizim onlardan çok daha güçlü toplumdan aldığımız enerji ve onların bazı duygularını ifade eden bir takım kimliği var bizde. Ezilmiş olanın ya da özgür olmak isteyenin, kendini ifade etmek isteyenin çok kolayca kendini bizde bulabileceği bir takım ruhu var bizde. Ve Trabzonspor'u zaten ülkede bu kadar sevdiren, dünyada bu kadar sempatizanın olmasını da sağlayan bu nedenlerdi. Kurumsal yapı olarak dediğim gibi diğer kulüplerden biraz daha geride olmamıza rağmen taraftarımızla birlikte ürettiğimiz enerji, küçük bir şehir olmamıza rağmen ve diğer bahsettiğiniz kulüplerden ekonomik anlamda geride olmamıza rağmen yıllardan beri onlarla yarışarak zaman zaman ipi göğüsleyen, zaman zaman çok burun farkıyla geride kalan bir takım olmamızı da ancak böyle açıklayabiliriz. Trabzonspor kulübüyle ilgili yıllardan beri profesyonelleşme konusunda, işte kurumsallaşma konusunda adımlar atılacak. Ve bu eksiklikler zaten söyleniyor, biliniyor ki bu sloganlar da peşi sıra söyleniyor. Kurumsallaşacağız, profesyoneller yönetecek. Ama İbrahim Bey ile birlikte bazı noktaların aşıldığını düşünüyorum. Profesyonellere bırakılan çok nokta var. Ve bunu görüyorum. Sayısı çok fazla olmasa da İbrahim Bey ile birlikte yönetimler biraz daha uzakta, arka planda kaldı ve öne daha çok profesyoneller ve yönetime bağlı insanlar şu anda aktif durumda. Bunun ne kadar daha gelişebileceğini, ne kadar daha sürdürülebileceğini zaman gösterecek. Şimdi son olaylardan sonra bu durumun oldukça azaldığını, hatıra da olsa, dostluk adına da olsa, içinde ekonomik bir takım avantajlar olmadan da olsa, bu tip davranışların çok azaldığını düşünüyorum. Ve Türk futbolunun bugün itibariyle yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bu hem eğitim alanında, özellikle altyapı olgusu içerisinde de olması gerekiyor. Bunun daha sonra antrenörlerin davranışlarına, yöneticilerin kendilerini geliştirmesine yönelik de olacağını düşünüyorum. Bir yerden başlanması gerekiyor. Yoksa hepimiz bunun altında kalabiliriz. Çünkü bu bir fırsat. Sonuçta biliyorsunuz Çinlilerin kriz, Çinlilerin bir kullandığı bir şey. Ve anlamı iki tane biliyorsunuz. Birisi buhran gibi ama diğeri de yarar sağlamak gibi, fırsat gibi algılanıyor. Şimdi şu anda biz futbolumuz yaşananlardan, bu 2011'den sonra bugüne kadar yaşananlarla birlikte dibe vurduğunu kabul etmek zorundayız. Hukuksal süreci başlayan bu tip konularla ilgili bir teknik adamların çok fazla yorum yapması çok da doğru değil diye düşünüyorum. Ancak Trabzonspor'un bir haksızlığa uğradığını ve bu haksızlığın giderilmesinin hem insani açıdan hem vicdanlar açısından hem de kulübün yani ekonomisi açısından geleceğiyle alakalı önemli. Ayrıca Trabzonspor Kulübü bunu da hak ediyor diye düşünüyorum.